Persepolis, 1. Darius tarafından Pers İmparatorluğu'nun yeni başkenti olarak inşa edildi. Şehir bir zamanlar antik dünyanın en görkemli başkenti olarak anılıyordu. Bu videomuzda Pers İmparatorluğu'nun kadim başkenti Persepolis'i anlatacağız. Günümüzde İran'da bulunan Persepolis, antik Pers İmparatorluğu'nun büyük kralı Darius tarafından yaptırılmıştır. Kompleks, antik Pers İmparatorluğu'nun tören başkenti olarak hizmet veren, gösterişli mimari binalar ve saraydan oluşuyordu. Persler şehre Pars'a adını verdiler. Ancak şehir daha çok Yunanca adı olan Persepolis ile bilinmektedir. Persepolis, güneybatı İran'da bulunan Fars eyaletinde, Şiraz'ın yaklaşık 30 mil kuzeydoğusunda yer almaktadır. Dağlarla çevrili bir vadide Pulvar ve Kor nehirlerinin birleştiği noktada yer alır. İnşası M.Ö. 518-515 yılları arasında başlamış ve şehir M.Ö. 330 yılında Büyük İskender komutasındaki Yunanlılar tarafından yıkılmıştır. Persepolis'teki Darius Sarayı'nın girişindeki çivi yazılı kitabede şunlar yazmaktadır. Kralların kralı, ülkelerin kralı. Akamenidli Hystaspes'in oğlu Büyük Kral Darius bu sarayı yaptırdı. Darius'un, Pers İmparatorluğu tahtına çıkışı, anlaşmazlık ve huzursuzlukla doluydu. Akamenid İmparatoru Bardia, kral olduktan kısa bir süre sonra suikasta uğradı. Cinayetin arkasında Darius'un olduğu yönünde spekülasyonlar vardı. Bu, Persler arasında isyanlara ve huzursuzluğa yol açtı. Darius'un Persepolis'in inşasını bu huzursuzlukları ötelemek ve bu süreçte itibarını ve gücünü tesis etmek için emrettiği varsayılmaktadır. Persepolis'in uzak ve oldukça ulaşılması zor, dağlık konumu, öncelikle iç ve dış tehditlere karşı güvenlik ve emniyet için seçilmişti. Güvenli konum, Persepolis'i kraliyet hazinesi için ideal bir yer haline getirdi çünkü Pers İmparatorluğundaki en güvenli yer olarak kabul edildi. Ayrıca haraçları, arşivleri, eserleri, değerli hazineleri ve değerli sanat eserlerini saklamak için de en güvenli yerdi. Persepolis'in ana kompleksi, Darius'un halefleri tarafından yaklaşık 100 yıl sonra tamamlandığında 9 binadan oluşuyordu. Oğlu Xerxes ve torunu Artaxerxes'in adları ve resimleri, antik şehrin kalıntılarının çeşitli yüzeylerinde sıklıkla görülmektedir. Yapım sürecinde hiçbir masraftan kaçınılmadığı anlaşılmaktadır. Şehir, Akamenid krallarının ve Pers İmparatorluğu'nun kudretini, zenginliğini ve yeteneklerini sergileyen bir yer olacak şekilde yapıldı. Yapımı için Lübnan'dan sedir ağacı, mor boya, pahalı metaller, Mısır'dan pamuk ve Hint altını dahil olmak üzere, antik dünyadaki bilinen her ülkeden büyük miktarda lüks ve pahalı malzeme ithal edildi. İnşaat malzemeleri taş, kerpiç ve ahşaptı. Zarif kabartmalar ve mükemmel şekilde yapılmış, pişirilmiş ve cilalanmış, sarı, kahverengi ve yeşil tuğlalar dahil olmak üzere süslemeler cömertçe uygulandı. Kraliyet kompleksindeki ana binaların çift açılır kapılarının ahşaptan yapıldığı ve ayrıntılı bir şekilde dekore edilmiş metalle kaplandığı tahmin ediliyor. İş gücü, Pers İmparatorluğu'nun dört bir yanından ve ayrıca diğer bağımsız ülkelerden yetenekli zanaatkarlar ve sanatçılardan oluşuyordu. 1979'da UNESCO Dünya Mirası alanı ilan edilen Persepolis, antik Akamenid Hanedanlığı'nın muhteşem mimari tasarımının bir temsilidir. Darius, M.Ö. 515'te Persepolis'in inşasını başlattı. Kompleksin ilk üç binasının ölümünden önce, hazine binası olan dördüncü binanın ise, öldükten sonra oğlu Xerxes tarafından bitirildiği düşünülmektedir. Bugün İran'da, Mardeşt Ovası olarak bilinen yer, inşaat başlamadan önce temizlendi ve düzleştirildi. İnşaatçılar, zemin seviyesinden 60 metre yükseklikte 1346 metrekarelik düz bir platform oluşturmak için araziyi yükselttiler. Kompleksin doğu tarafı Kühe Ramat Dağı oyularak yapıldı. Boşluklar toprak ve kayalarla dolduruldu ve metal klipslerle birbirine bağlandı. Tatlı su temini, kanalizasyon sistemi ve yeraltı suyu drenaj sistemleri iyi planlanmış ve uygulanmış mühendislik harikalarıydı. Mühendisler, eriyen kar ve yağıştan gelen sel sularından, yeterli ancak güvenli tedarik ve akış sistemleri sağlamak için çeşitli teknikler kullandılar. Binalar harç kullanılmadan bir araya getirilmiş kerpiç ve hassas kesilmiş taş bloklarla inşa edildi. Bu gri kireç taşı blokların yüzeyleri, parlak, mermer benzeri bir görünüm alması için cilalandı. Darius, projeye bir meclis salonu ve sarayı ile başladı. Sonraki adım, giriş salonundan saraya giden, her iki tarafında sığ basamaklar bulunan, Persepolitan merdiveni olarak bilinen büyük, geniş bir çift merdivendi. Lübnan'dan gelen sedir kirişlerden oluşan bir çatıya sahip, 200 metre uzunluğunda devasa bir hipostil izleyici salonu olan Apadana Sarayı, kalıntıların belki de en bilinenidir. Çatısı, teras seviyesinden 62 metre yüksekte, 72 sütunla destekleniyordu. Her bir sütunda, kralın otoritesini temsil eden aslan ve boğa heykelleri gibi hayvanlar vardı.
Pers İmparatorluğu'nun çeşitli eyaletlerinden gelenler, bu büyük alanda krala hediyeler getirir ve haraç öderlerdi. İleri gelenlerin, elçilerin ve vasal devletlerin temsilcilerinin ülkeleri ve milletlerini, günümüzde Apadana Sarayı'nın altındaki terasın duvarlarına oyulmuş kabartmalardan açıkça ayırt edebiliyoruz. Darius'un oğlu ve halefi Xerxes de bir saray yaptırdı. Zalim taktikleri ve aşırı harcamalarıyla ünlü Xerxes, sarayının babasınınkinden iki kat daha büyük olması konusunda ısrarcıydı. İzleyici salonu, 4 adet 60 metre yüksekliğindeki sütunla desteklenen sedir bir çatıya sahipti. 3 süslü kapı ve saraya doğrudan bağlanan 4. gizli kapıya sahip L şeklinde bir harem, 22 daireyi barındıracak şekilde inşa edildi. Hazine, haremin arkasında yer alıyordu. Persepolis'teki hazine, değerli eşyaların yanı sıra, yazılı kayıtlar için bir arşiv, hatta bir cephanelik ve depolama alanı olarak da hizmet veriyordu. Sonrasında, Xerxes'in ardından, oğlu ve halefi Artaxerxes tarafından tamamlandığına inanılan 100 sütunlu taht salonu geldi. Komplekste Pers İmparatorluğu tahtının halefleri tarafından inşa edilen diğer yapılar arasında, hazinenin ve Kral Xerxes'in sarayının arkasında bulunduğu düşünülen kraliyet ahırları ve savaş arabası garajı yer almaktadır. Ordunun konakladığı garnizon da buraya yakın bir yere inşa edilmiştir. Darius'un koruması ve 10.000 ölümsüz olarak bilinen özel kuvvetleri de burada barınıyordu. Kompleks, her bir duvar arasında aralıklar bulunan 3 duvarla çevriliydi. Güvenlik, bu duvarlar üzerinde her zaman muhafızların görev yaptığı kulelerle sağlanıyordu. Duvarları hangi halefin inşa ettiği veya ne zaman inşa edildiği net olarak bilinmemektedir. Pers İmparatorluğu, M.Ö. 330'da Büyük İskender'e yenildi ve Persepolis şehri bu mücadelede yıkıldı. Diodorus Siculus'un Dünya Tarihi Kütüphanesi'ne göre, İskender ve askerleri kutlamalar sırasında sarhoşluktan sersemlemiş bir haldeyken, şehri ateşe verdiler. Ancak bazı tarihçiler, bu yıkımın sebebini, Xerxes'in, M.Ö. 480'de Atina'yı yağmalamasının intikamının alınması olarak açıklar. İskender, yangın başlamadan önce, askerlerinin şehri yağmalamasına izin verdi. Ve saray hazinelerini günlerce taşıttı. Bu bilgiyi de anlatan Diodorus Siculus'tur. Siculus şöyle der. İskender kaleye çıktı ve orada saklanan hazineleri ele geçirdi. Hazine, Perslerin ilk kralı olan Kiros'tan, o zamana kadar gelen gelirin birikimi olan altın ve gümüşle doluydu. İskender hazinenin bir kısmını, savaş masrafları için yanında götürmeyi ve geri kalanını sıkı bir koruma altında Susa'da bırakmayı planladı. Daha sonra bir sürü katır ve yüzlerce deveye yüklediği hazineyi, Susa'dan, Babil ve Mezopotamya'ya gönderdi. Neyse ki Akamenit kayıtları ne yağmalandı ne de yok edildi. Binalar ve anıtlar üzerindeki çivi yazısı yazıtları da yangında bozulmadı. Ayrıca hazine ve arşivlerden gelen kil tabletler ve mühürler ısıyla daha da güçlendi. 1933'te Darius'un sarayının altında 3 dilli yazıtı olan 2 set altın ve gümüş levha keşfedildi. 1971'de Persepolis kalıntıları, Pers İmparatorluğu'nun 2500. yıl dönümü kutlamaları için son İran Şahı'nın emriyle temizlendi, cilalandı ve onarıldı. Ernst Emil Hersfeld'in 1930'larda o zaman yönetimde olan Pehlevi Hanedanı'ndan Rıza Şah'ın izniyle kazı yapma izni alana kadar Fransız arkeologlar kazı alanında tekel konumundaydı. Fransız bir mimar, Mısır bilimci, İran bilimci ve yetenekli bir sanatçı olan Charles Chippies, Pers İmparatorluğu'nun harap olmuş birçok binasının kağıt üzerinde yeniden inşa etti. Bunların arasında Persepolis'in binaları ve anıtları da vardı. Aralık 2021'de, Persepolis kazı alanında, alandan ve yakın çevresinden elde edilen nesnelerin restorasyonu için bir restorasyon laboratuvarı açıldı. Bu laboratuvar, çevre ve insan trafiğinin neden olduğu fiziksel, kimyasal ve biyolojik hasarı onarmak için donatıldı. Persepolis antik kentinin eski ihtişamı, kalıntılarında net ve belirgindir. Günümüzde sadece hayal edebileceğimiz, taşların ve sedir ağacının canlı renkleri, muhteşem kabartmalar, abartılı mor perdeler ve yastıklar, cömertçe dekore edilmiş mobilyalar ve duvarlar, antik çağlarda yaşayan ve onu gören herkesi gerçekten hayrete düşürmüş olmalıdır. Persepolis, Pers İmparatorluğu'nun gücünün bir simgesiydi. İmparatorluğun yönetim merkezi olmaktan öte, Persepolis, sadece politik bir merkez değil, aynı zamanda dini ve törensel bir şehir olarak da önemlidir. Pers imparatorları, burada büyük törenler düzenler, bu törenlerde imparatorluğun farklı bölgelerinden gelen elçiler, imparatora armağanlar sunar ve bağlılıklarını gösterirlerdi. Bu törenler, Persepolis'i Pers dünyasında bir birleşim noktası haline getirdi. Persepolis'in tarihi ve kültürel zenginliği, hem antik dünyada hem de modern dünyada büyük bir saygı ve hayranlık uyandırmaya devam etmektedir.